Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere en sürdürülebilir iş modeli olan Private Label'ın en düşük sermaye ile ve en doğru şekilde nasıl yapabiliriz? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Sizlere bahsederken de bir Word dosyası oluşturdum. Burada yazılanları hem okuyup hem de uygulamalı bir şekilde yapıp sizlere doğru bir şekilde göstermeye çalışacağım. Öncelikle ürün analiz ederken New Releases kısmından yeni çıkan ve düşük rekabetli ürünler bulmaya çalış diye yazmışım. Bunu nasıl yapacağız? Amazon.com'u açtık. Sol üst taraftan postkodumuzu 10001 olarak değiştirdik. Yani Amerika'da yaşayan bir insanmış gibi bakıyoruz. 300G'ye tıklayıp buradan New Releases kısmını açtık. Bakın burada birçok yeni çıkmış ve yeni satışa başlamış ve satışa çok hızlı giden ürünler var. Bu ürünlerden tek tek burada Home and Kitchen, Kitchen and Dining, ne bileyim Pet Supplies kategorisinde ya da spor kategorisinde ürünler tek tek bakıp araştırıp doğru ürünü bulmaya çalışabiliriz. Ben sizlere video öncesinde bakıp Hip Thrust Bed olarak bir ürün yakaladım. Şimdi bu üründe nelere bakmamız, neleri incelememiz gerekiyor? Öncelikle hem Word dosyasından da gidelim, daha avantajlı olur. Ürünün ana keyword'ünü bulalım. Ben baktığım zaman bu ürünün ana keyword'ü Hip Thrust Belt olarak görünüyor. Tabii ki farklı bir ana keyword varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben ilk etapta onu gördüm. Çok detaylı bakmaya zamanım olmadı. Ana keyword'ün bu olduğunu düşünüyorum bu ürünün. Sonrasında ürünün satıcısına bakmamız lazım. Bakın şu sağ üstten Amazon paneli de güncellendi. Ürünün satıcısı gözüküyor. 162 tane bu ürünü satan satıcı varmış. Biz burada ne yazmışız? Ürünün 250 ile 300 arası bir satıcısı olsun. Yani bu ürün ilk etapta bizim kriterimizi karşılayan ürünlerden birisi. İlk sayfalar reklamlardan sonra gelen satıcıların yorumları 30, 50, 80 arası ve satışları da 300, 500, 800 arası olsun. Bunu yazılımla bakmanıza da gerek yok. Artık Amazon kendisi verdiği için datayı görebiliyorsunuz. Sonrasında Alibaba ve 1688 gibi tedarikçi web sitelerinden bu ürüne bakacağız. Öncelikle bakalım. Bu ürünün 162 tane satıcısı var. Yani 250-300'den aşağı bir satıcısı var. Reklamları geçtikten sonra bakın bu sponsorluk olanlar reklamda. Bir tane 813 yorumlu var. Yüksek yorumlu. Onun dışında 102, 42, 11, 354, 3, 7. Yani hani çok aradığımız gibi olmasa da düşük yorumlu olan satıcılar var. 42 gibi, 61 gibi. Yani yeni başlamış ve pazarda 11, 42 gibi pazarda kendi yer edinmiş satıcılar var burada. Önemli olan bu. Yani yeni başlasanız bile bu üründe pazarda bir kendinize yer alabiliyor musunuz? Bakın 121 dolarla 121 yorumla 700 adet geçen aydan 700 adetten fazla satmış geçen ay. Bu bizim kriterlerimizi orta derecede sağlayan bir ürün. Şimdi böyle bir ürünü bulduk diyelim. Hip Thrust Belt. Bunu hemen Alibaba'dan araştıralım. Hemen yazalım. Bakalım. Hangi ürünler var? Şimdi ürüne baktığım zaman şu ürünler, hatta bu biraz daha kalını herhalde. Şu aşağıdaki ürünlerin daha kalını olarak görünüyor. Yani bakmak lazım tabii ki. Yani şu ürünle farklılıkları var. Ama benziyor. Çinlerden videoyu alıp bakmak lazım. Çünkü 2.19'a satıyor. 2.35'e satan var. ...3.20'ye satan var. Burada en önemli şey tabii ki kalite. Yani fiyat da önemli ama kalite çok çok önemli. Ürüne dikkat etmemiz lazım. Nasıl bir kalitede geliyor, nasıl bir ürün diye. Bizim için çok önemli iki kriter. Şimdi 3.80'e de var, 2.59'a da var. Farklı kaliteliler tabii ki. Satıcılarına bakalım. Bu 4 yıllık, bu 7 yıldır satan ürün. Şu daha iyi çünkü hem popülerde
İyi bir sıraya girmiş. 30 tane order gözüküyor. Bunda daha hiçbir şey yok. Bu satan bir ürün, yani satmış bir ürün belli ki. Bizim için önemli. Her zaman satıcısının kaç adet sattığı, ne yaptı. Çünkü bakın burada da yazmış. Alibaba'da 3-5 yıllık bir satıcı olması ve 6 ayda 10 bin adetten fazla satması üründen. Bakın bu 7 yıllık bir satıcı. Bugün de konuşmakta biraz zorluk çekiyorum ama yorgunluktandır diye düşünüyorum. Şöyle aşağıya da inelim. Evet, 2017'den beri satış yapıyor. Aslında burada da yazıyordu ama şu alttan bakalım bir de. Bakın 200'den fazla işlem gerçekleştirilmiş. Yani evet, ürün güzel ve satıcısı da belli ki güzel. Yani pahalı satması normal. Yani böyle bir satıcıyla iletişime geçip 3,5 dolara yazmış. Yani pazarlık yapıp 3 dolara kadar ya da 2,5 dolara kadar belki de bu ürünü indirebilirsiniz. Bunu tamamen sizin iletişiminize bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Biz bu üründen hadi 1 dolarlık bir discount aldığımızı düşünelim. Ben yani 2,5 dolara biz bu üründen bir 500 tane ürettirip deneyelim diye düşündük. Şimdi dosyamızdan yavaş yavaş gidelim. Ürünü bulduktan sonra tedarikçiyle anlaşıp örnek fotoğraflar istiyoruz. Bu da önemli. Şimdi bu üründe bu çok geçerli değil ama medikal kategorisinde ya da yiyecek kategorisindeki ürünlerde belge sertifika isteyebiliyor. Ya da oyuncak da CPC belgesi isteyebiliyor mesela Amazon. Siz böyle bir tedarikçiyle iletişime geçtiniz. 500 adet pazarlık yaptınız. Ürünü aldınız. Önden bir fotoğraflar isteyip ürünü Amazon'a ekleyip bir gün bekleyip ondan sonra bir shipping plan yapın. Bir 10 tane Amazon'a gönderecekmişsiniz gibi shipping plan oluşturun. Bir bakın Amazon üzerinden belge sertifika istiyor mu? Eğer istemiyorsa sorun yok. Ama istiyorsa bunu tedarikçiyle görüşüp anlaşmanız lazım. Sonraki aşamada Çinli ile anlaşıp %30 parasını öde diye bir not almışız ve DTP kargoyla gönderilmesi gerekiyor diye de ekstra not almışım. Şimdi böyle bir üründe 2,5 dolardan varsayıyorum ki 500 tane anlaştınız. 1250 dolar bu ürün maliyeti yaptı sizlere. Şimdi böyle bir ürün uçak kargo ya da gemiyle ne kadar tutar onu tam kestiremiyoruz ama varsayıyorum ki önden bir uçakla 100 tane göndermek istedik. 100 tanesinin de uçak kargoyla Çinli dedi ki biz bunu uçak kargoyla 200 dolara göndeririz. Gemiyle de geri kalan 800'ü de göndereceğiz. O da bir 350 dolar tuttu diyelim. Yani bizim bu ürünün uçakla önden 100 tane gönderip arkadan da bir 400 tane gemiyle gönderme maliyetimiz 450 dolar diyelim. Şimdi biz bu üründen 500 tane aldığımız takdirde 2,5'tan 1250 dolar. 550 de lojistik olsa 1800 dolara biz bunu Çin'den Amerika Amazon deposuna gönderebiliyoruz. 500 tane ürünü. Tabii ki bunu niye önden 100 tane gönderiyoruz? Çünkü önden stoğa girsin, bir Vine açalım. Yani Vine dediğimiz Amazon müşterilerinden ücretsiz bir şekilde yorum alma. Aslında ücretsiz bir şekilde değil, 200 dolar ödüyoruz bunu Vine için ama 30 tane ürünü bedavadan ama Amazon dağıtıyor. Önden bir gönderelim. Ürün stoğa girsin. Sonra Vine'ı başlatalım. Vine'ın müşterilerin sizden alması, yorum yapması bir 2 haftayı falan sürüyor. Bu tamamlansın. Bu tamamlandıktan sonra da arkadan gelen gemiyle ürün de stoğa girerse ufak bir lansman yapıp ürünü satışlarını başlatalım. Şimdi bizim 1800 dolarlık ürün artı kargo maliyetimiz oluştu olarak düşünüyoruz. Ha tabii ki yani ürün ürettirirken de %30'unu bir ürün ürettirin. Ondan sonra %30'unun bir parasını verin. Yani ürün iyi mi çıkacak kötü mü çıkacak bilmediğimiz için. Hatta üründen bir adet alın. Yani Çin'den bir arkadaşınız varsa ona gönderin. Yoksa gruplarda birçok arkadaşımız var. Bir gönderin numune bir baksın kalitesine. Eğer ürün iyiyse geri kalan ürün iyiyse %30'unu ödemesini yapın tedarikçiye. Ürün üretilsin. Sonra %70'ini ödemeden önce Vitrust gibi inspektör şirketleri var Çin'de. Gönderin bir tane inspektör. Bir baksın ürünü, baksın kalitesine. Size bir rapor çıkarsın. Evet, bu ürün gerçekten kaliteli dedi. Geri kalan %70'ini ödeyip rahatlıkla bu ürünlerin 100 tanesini uçakla, geri kalan 400 tanesini gemiyle Amazon deposuna gönderebilirsiniz. Sonrasında ürünü mutlaka geliştirin diye bir not almışım. Tabii ki yani ürün
diğer satıcılardan bir farklılık yaratması gerekiyor. Yani şu satıcı 19 yani 20 dolardan satıyor. Yani bu satıcının önüne geçmemiz için ya bizim yanına böyle bir hediyeler eklememiz gerekiyor. Bu ürünle sporla ilgili bir hediyeler eklememiz gerekiyor. Ya da diğer satıcıların yorumlarını okuyarak bir bakmamız gerekiyor. Yani olumsuz ne yorumu var? Yani bu üründe evet çok bir olumsuz yorum da alınmamış. Yani ürün belki de kopuyordur, rahat hissettirmiyordur. Ürünü biraz daha kaliteli hale getirirsiniz, rahat hale getirirsiniz. Bakın burada neler yazmış bir bakalım hemen şu üründe. 30 kiloluk ağırlıklarım kayışık sürekli olarak yeniden çıkarıldığı için kullanımı çok sinir bozucu. Kullanımı kolay değil. Yani ürünün kullanımı kolay değil diye notlar alınmış. Demek ki ürün hani tutmuyor tam olarak. Siz ona göre bunu Çin'de söyleyip bu ürünü geliştirip de piyasaya sokabilirsiniz. Ya da dediğim gibi yanına bu ürünle ilgili farklı hediyeler ekleyebilirsiniz. Bu üründen iki tane koyabilirsiniz satış olarak. Bu bir tane satarken siz iki tane aynı fiyata satabilirsiniz. Hepsinin için bir avantaj olur burada. Bunu mutlaka ve mutlaka yapın. Yani görsellerde, ürünün kalitesinde ya da ürünün yanındaki hediyeler ekleyerek mutlaka diğer satıcıların önüne geçin. Yani ürünü değiştirmeden ya da değişmeyi bırakın geliştirmeden ürünü asla piyasaya sokmayın. Eğer bütçeniz varsa tabii ki önden bir gönderip satışa başlatabilirsiniz ama düşük bir bütçeniz varsa mutlaka bunlara dikkat edin. Ürün yoldayken mockup'lar yani ürünü beyaz fonu alıp tasarımlarını yaptırıp bir tasarımcıyla anlaşıp devam ettirip yani ürünleri listelemeniz gerekecek. Mesela bu tarzda ürünler yani beyaz fonda bir ürünün fotoğrafını alıp Çinli'den siz mockup olarak ekleyebilirsiniz. Ürünü değiştirebilirsiniz. Bu kendisi çekmiş ama farklı burada mockup tasarımlar var mı örnek gösterebileceğim? Ya yani mesela bu şekilde ürün özelliklerini gösteren, ürün dış ortamda gösteren bu tarzda mockup dediğimiz farklı tasarımlar yaptırıp ürüne ürünün listesini oluşturun. Ürünün fotoğraflarını ekleyin. Burada farklı güzel fotoğraflar olsun. Title ve bullet point'i detaylı bir şekilde rakip analizi yaparak listeleri oluşturun. Bunun da ayrı bir videosunu çekeceğiz. Onun dışında bakın A content'ini oluşturun. Yani bir tane video çektirin ürünler yoldayken. Bunların hepsi hazır olmuş ve ürünün listesi gerçekten de kaliteli bir hale bürünmüş olsun. Onun dışında ürün yoldayken YouTube, Instagram, TikTok gibi kanallar kullanıp ürünün videolarını çektirip yani siz üründen bir adet numune Türkiye'ye getirebilirsiniz. Ürünün Amerika VPS'li TikTok ve Instagram hesaplarını açıp o da Amerika numaralarıyla açmanız lazım Instagram adresi sitelerinde. Yoksa Türkiye'ye sokmuş oluyor yeni ürünü. Amerika numarasıyla Amerika'daki VPS konumlarıyla bir TikTok ya da Instagram'a videolar atıp oradan Amazon'a bir trafik çekebilirsiniz. İçin bayağı bir avantajlı olur. Son olarak da PPC reklamları yani Amazon reklamlarını kullanıp eğer iyi gitmiyorsa Fiverr gibi yerlerden Filipinli arkadaşlarla anlaşıp reklamları da onlara devretip daha kaliteli bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Aslında Alibaba'da bulduğumuz ürünlerde yaptığımız bu. Güzel bir ürün analizi yapmak, ürünü bulduk, ürünü geliştirmek, Alibaba ile anlaşıp Alibaba'daki tedarikçilerle buradan kontak kısmından görüşüp anlaşıp inspektör yönlendirip ürünler kaliteliyse Amazon deposuna göndermek oluyor. Çin'den Amerika'ya tamamen böyle çalışıyoruz. Peki Türkiye'den handmade kategorisinde ürünleri nasıl satıyoruz? Ya da nasıl buluyoruz? Bunları da çok kısa bahsetmek istiyorum. Buradan yine Neuralysis kısmına girdik. Handmade product kısmına tıklayalım. Burada birçok farklı ürün var. Mesela benim dikkatimi çeken ürünlerden bir tanesi bu oldu. Şimdi bu customized bir ürün, kişileştirilebilir bir ürün. Ama bunu handmade kategorisinde işte ne bileyim işte My Girl's First Day Of şeklinde olabilir. Yani benim oğlumun, benim kızımın ilk günü şeklinde bir hazır şablon yani bunu hazır bir şekilde yaptırıp Amazon deposuna gönderebilirsiniz. Bunu Türkiye'deki birçok tedarikçi yapabilir. Çok uygun maliyetlere tasarlatıp gönderebilir. Bakın bu adam 17 dolara satıyor. 8 dolarda shipping'i var. Yani 25 dolara bu ürünü satıyor. Siz Amazon deposuna bu ürünü gönderip hem bir günde teslimat. Bakın bu bir hafta 10 gün içerisinde teslimat yapıyor. Hem de bu ürünü
Amazon deposuna göndereceğiniz için çok daha düşük maliyetle satabilirsiniz. Yani bu satıcı 25 dolara satıyor kargo dahil. Siz bunu 18-19 dolara satıp bunun satıcının çok çok daha önüne geçebilirsiniz. Bu da Handmade tarafında bir örnek olsun sizlere. Türkiye'den ürün göndermek isterseniz, Türkiye'de Handmade kategorisinde çok güzel ürünler satılıyor. Ve biliyorsunuz ki Handmade'de kayıt olursanız aylık Amazon fee de kesmiyor. Yani aylık 40 dolar da almıyor sizlerden. Bu da sizin için bayağı bir avantajlı olmuş oluyor. Biz zaten Çin'in ürün hesaplamasında 1800 dolar olarak belirlemiştik. Bu üründen Amerika'da şöyle bir 15-20 tane düşük hacimli bir keyword'de ürün dağıtımı yapsak ürünü 18'den satsak 15 tane daha satsak 270 dolar. Bunu tabii ki hizmet bedeli falan da olacağı için 300 dolar da giveaway verdik. Yani 1800 artı 300 200, 2100 dolar artı 200 dolar da Vine'e verdik yorum almak için Amazon'un Vine sistemine. 1800 dolar ürün artı kargo maliyeti 200 dolar Vine'ı giveaway'i 2300 dolar. Giveaway'in parasının bir kısmı sizden Amazon'a geri dönecek. O dönen parayı da PPC reklamlarında kullanırsınız. Ürün de güzel giderse zaten sürekli para çevirmeye devam edersiniz. Yani 2300 dolarla bir private label ürününü bütün operasyonlar içine girecek şekilde düşünebilirsiniz. Aynı şekilde bu ürün de öyle. Bu üründen de yine 500 tane ürettirip 100 tane, yani eğer uçak kargo çok uygun olacaksa direkt hepsini uçakla da gönderebilirsiniz böyle bir handmade ürününü. Fiyatını alırsınız. Türkiye'de ne kadar üretilebilir ya da ne kadarlık bir kargo maliyeti var. Buna bakıp direkt hepsini uçakla da gönderebilirsiniz böyle bir ürünün. Ama her zaman gemi ve uçağı karıştırıp güzel bir hale sokmanız benim için, yani benim önerimce çok daha önemli oluyor burada. Kısacası 2300 dolarlık bir bütçeyle aslında private label'da markanızı kurup bir tane ürüne giriş sağlayıp ürünler gider güzel giderse de yanına ikinci, üçüncü, dördüncü ürünü de ekleyebileceğiniz bir iş modeline dönüşmüş oluyor. Bu videoluk da bu kadar. Handmade kategorisinde özellikle daha çok video çekmeye çalışacağız. Ürün tedarik konusunda da yeni tedarikçilerle anlaşıyoruz. Yani handmade tarafında alıp satabileceğiniz ürünler de şu an araştırıyoruz, bakıyoruz, tedarikçilerle anlaşmaya çalışıyoruz. Anlaştığımız bir iki tedarikçi var, denemelerini de yapıyoruz. İnşallah handmade tarafında da güzel ürün tedarikleri de yapacağız. Buradan yani anlaşacağız. Onlar hem ürünü verecek, hem fotoğraflarını çektirecek, hem paketleme barkodlama kolonlamasını yaptırabileceğimiz bir sistem geliştireceğiz bu tarafta. Yeni handmade tarafına gelecek satıcılar için de avantajlı olacağını düşünüyorum. Sizin de aklınıza gelen sorular olursa yine Instagram adresimizden ya da YouTube'un yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Yine söylediğim gibi sorunuz olursa yazarsınız. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.